Sevgili Kanal Antalya izleyicileri, Farklı Bakış programında sizlerle birlikteyiz. Program konuğum Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, çok değerli Sayın Durali Kolpak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız başkanım öncelikle? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz. Kanal Antalya'dayız. Artık bundan sonra Kanal Antalya'dan Antalya'ya sesleneceğiz. Ve benim ilk programım, bu ilk programımda sizleri ilk aldım ve geldiğiniz için, Kanal Antalya'ya misafir olduğunuz için de biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi sizi Kanal Antalya izleyicilerine kısaca tanıtmak istiyorum. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Öncelikle Antalya'nın ismiyle Antalya'ya bir kanal kazandıran Cengiz Demirkaya sahibine. Cengiz Bey, evet. Cengiz Bey'e. Önce onları kutlarım şahsınıza, Antalyalılar adına, esnaf ve sanatkarlarım adına. Çünkü Antalya'nın ihtiyacı, böyle televizyonlar, Antalya'nın ve bizlerin, esnafın sesi, soluğu, kulağı. Akşam olduğu zaman Antalya'da neler olmuş bitmiş. Böyle yerel televizyonlardan bilgi topluyoruz. Onlardan haberdar oluyoruz. Antalya'mızda bu olmazsa olmaz. Yani bu Antalya ismiyle Kanal Antalya kanalının açılması Antalya'ya bir özelliktir, bir kazançtır. Burada emeğe geçen hem stüdyodaki arkadaşlara ve kurucunun sahibine Cengiz Han Demirkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasına, kendilerine bol kazançlar. İnşallah daha güzel programlar hem esnaf adına yapmak nasip olur. Kendilerinize de ve sizlere de başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet. Çok sağ olun. Evet, güzel dileklerinizden dolayı Kanal Antalya adına ve ekip arkadaşlarım adına ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi bir kısaca tanıyalım. Ben Durali Kolpak. Antalya'nın yerlisi, Yarbaş Çandır Köyü'nde doğumlu. Yıllarca Antalya'da birçok sektörde esnaflık faaliyetini yapmış bir kişiyim. Yani 1970 yıllarında esnaflığa başladım. Köyden geldik, Yarbaş Çandır'dan geldik. Babam, rahmetli babam bizi burada esnaflığa başladı. Biz de genç yaşta getirdi. Kaç yılında başladınız dediniz başkan? 11 yaşında. 11 yaşınızda esnaflığa başladınız. Esnaflığa başladım. Burada kebapçılık, köftecilik ve Antalya usulü kebap, piyaz ve usulü. Yani güzel bir esnaflık yaptık. Burada esnaflıktan ziyade insanlarla ilişkileri ve çevremi, büyüklerim, küçüklerim öğrendim. Bunun yanında 1977 yılında sektöre bir iş sektörü daha ilave ettik. İnşaat malzemeleri, boya sektörü. Ha, burada lokantayla birlikte şey de yaptık, kahvecilik de yaptık. Yani burada Kışlağın Oteli'nin altında, eski Han orası. Ama güzel günlerimiz oldu orada, güzel dostluklar edindik, güzel bir çevre edindik. Bu vesileyle iş sektörümüze bir sektör daha ilave ettik. 1977 yılında inşaat malzemeleri, hırdavat, boya. Bununla birlikte 1995'e kadar bunu da devam ettirdik. Ve 1978 yılında askere gittim. İzmir Narlıdere'de askerliği yaptım. 1980 yılında geldim. Geldikten sonra 1980 yılının Ağustos ayında taşımacı sektörüne başladım. Ve köylere kendi köyümüz Yarbaş Çandır, Hisar Çandır, Söğüt Çumaz oralarda yolcu taşımacılığı yaptım. Yaklaşık 5 yıl. Bununla birlikte 85 yılında Kemer Antalya arası turizm taşımacılığa başladım. Burada Kemer Antalya arası turizm taşımacılığı yaparken 14 senede orada çalıştım. Ve burada yani güzel bir meslek. Birçok dünyadaki insanlarla yüz göz olduk, tanıştık. Ve orada yine Kebertur Taşıyla Kooperatifi'nin yöneticiliğine bulundum. Ve 1996 yılında yine Kemer Şoför Odası'nda yöneticilik bulundum. Yani toplumdaki esnaflığımız, kazandığımız itibarımıza sağ olsun dostlarımızın teveccühüyle birçok sivil toplum örgütlerinde, özel sektörlerde yöneticilik yaptım. Bu esnada bir de şehir içinden 1987 yılında şey aldım,
dolmuş aldık şehir içinde. Gene şehir içinde de yöneticilik yaptım. Minibüs odasında yöneticilik yaptım. Bu vesileyle bu sektörü daha çok tanımış oldum. 1989 yılında Konyaaltı Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini kurdum. Bu da kurma şöyle oldu. 84 yılında Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemaltı beldeler oluştu. Evet. Muratpaşa'ya kuruldu, Kepez'e kuruldu. Konyaaltı'na da kurulması gerekiyordu. Çünkü orada birçok sektör yeni gelişiyor. Birçok sektörü desteklememiz lazım. Bu esnaf için önemliydi. Burada İhtiyaç. İhtiyaçla tabii, ilçe bazında ihtiyaçtı. O zaman 63 arkadaşımızla birlikte, yani 50 kişiydi, arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık, oturduk, konuştuk. Bu esnaf için bunu kurmamız lazım. Biz esnafsak, esnaf sektörünün içindeysek, esnafın da halinden biz anlarız. Dedik, çıktık Konyaaltı Esnaf Kefalet Kooperatifini. 1999 yılında kurduk. Yaklaşık şu anda 20 yıl bitti. 99 yıldan beri Konyaaltı Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi, kısa da Koneskop, ismimize Koneskop ismimize eklettik markalaşmak adına, esnafımıza faaliyet veriyoruz. Şu anda örnek bir kooperatif olarak faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Yani şimdi başkanımı sayın seyirciler dinleyince 11 yaşından bu yana esnaflıktan ve her bölümde çalışmış başkanım, emek vermiş ve mücadele etmiş. Sonrasında da şunu görmüş, demiş ki ben esnaflığı iyi biliyorum, derdini de iyi biliyorum, çilesini de iyi biliyorum ve bu esnafa neler yapabilirim diye Konya altında ihtiyaç duymuş ve 1999 yılında da kurmuş. Şimdi başkanım, siz kurmuşsunuz ama bundan sonrası için, daha doğrusu esnafımız bilmesi açısından, şimdi esnaf kredi kefalet kooperatifleri hangi amaçla kuruluyor ve görevleri nelerdir? Sizden böyle bunu bilgilendirmek açısından kısa bir bilgi alalım. Teşekkür ederim. Yani doğru bir soruya sordunuz. Esnaf kefalet kooperatifi 20 yıldır hizmet ediyoruz dedik. Burada önemli olan esnaf ve sanatkar tefeciye düşmesin. Yani bankaların yüksek faizli kredilerini kullanmasın. Hazine destekli Halk Bankası aracıyla kullandığımız kredilerden esnafımıza istifade etsin. Bu istifadeyi sağlamak adına biz aracılık yapıyoruz, kefaletlik yapıyoruz. Yani biz kefil olduğumuz kredileri esnafımız adına, yani hazine destekli kredinin tahsilini yaptırıyoruz. Burada yeni iş yeri kuracaklar, iş yerini modernize edecekler. Efendime söyleyeyim, teknik donanım yapacaklar, reklam otomasyonu yapacaklar, efendim araçlarını yenileyecekler. Burası turizm kenti. Otobüsçü, taksici, servisçisi, efendime söyleyeyim, yani bu ciddi şekilde Antalya'da bugün çok araçlar yenilendiyse, burada esnaf kefalet kooperatifinin payı da çok büyük olduğunu söylemek istiyorum. Yani bizi bu mutlu ediyor. Birçok esnaf ve sanatkarımız, yani iş kurarken, evet, yani bir plak alacak, hat alacak, durak alacak, mutlaka bizden destek alaraktan yapıyor. Sizden ikinci arabamı, üçüncü arabamı sahip oldum. Allah razı olsun. Bize bu yetiyor. Hizmeti vermiş oluyoruz diyorsun. Evet. Amacına ulaşmış oluyor diyorsun. Amacına ulaşıyor. Yani biz yaptığımız işten mutlu oluyoruz. Karşımdaki esnaf mutluysa biz de mutlu olabiliyoruz. Bu vesileyle hani yaptığımız iş çok önemli. Bir de esnafımızın sicilini bozmamaya çalışıyoruz. Mesela bir çekiş senedi olan bir prodost olduğu zaman üçüncü gün ödemediği takdirde mutlaka Merkez Bankası'na gider. Ve kırmızı kalemi yer. Yer. Bir daha bankalardan kredi alma imkanı olmaz. Yani biz tefeci faiz katlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Bize Sayın Genel Başkanım Kadir Akgül'ün de çalışmalarıyla bankanın belirlediği teberrüt faizi bile kabul etmedi. Yani teberrüt faiz... Ben de o faizleri soracaktım. Bak iyi oldu. Teberrüt faizler bile, yani bankanın faizler ne olursa olsun %20'yi geçemez diye yasa çıkarttı. Yani bu şeyi.
Bu da esnafımızı, çünkü katlayan faizlerin ödeme güçlüğü. Zaten esnaf sıkıntıya girmiş. Kredi ödeme sıkıntıları var. Ne yapıyordu? Temerrüt faizleri bankalarınki biraz daha yüksek, katlamalı geliyordu. Hı. Katlamalı da bir gün ya kefil ödüyor ya borçluğun bir yakını ödediği zaman büyük avaki rakam çıkıyor önüne. Bunu önlemek adına ana parasından çok üstlere çıkıyor. Ana parası yani. çok geçiyor. Ve esnaf yani, zaten ödeyemiyor. Bir yani sefer hangi şartlarda olursa olsun %20'yi geçemez de bir kanun. Bu da esnaf için. Zaten bu bizim taleplerimizdi. Sağ olsun Sayın Genel Başkanım Kadir Akgül bunu yasalaştırdı. Yani birçok şeyleri, esnaf sıkıntılarını biz merkez birliğimize, genel merkezimize iletiyoruz. Zaman zaman ihtişare toplantılar oluyor. Gene bu ayın 14'ünde Manavgat'ta Türkiye Genel'de Başkanlar Kurulu var. Esnafın ne gibi sorunları varsa orada masaya yatırıyoruz. Yani bunu değerlendireceğiz. Ve zaman zaman bölgesel toplantılarımız oluyor. Bölgesel toplantılarımızda bunları yapıyoruz. Zaman zaman da... Ne zaman toplantı oldu dediniz? 14 Ekim'de Manavgat'ta. Onunla ilgili herhalde orada neler konuştunuz? Burada biraz konuşuruz. Daha biraz sonra detaylandırırız. Daha sonra detaylandırırız. Tamam. Onu şimdi yapacağız. Başkanım, yani sizden üyeler, esnaf odasına bağlı olanlar alıyor sizden. Evet. Ticaret odasına bağlı olanlar da alabiliyor mu? Ticaret odasına bağlı olanlar alamıyor. Ticaret odası, çünkü onlar tacir konumda, büyük esnaf konumda. Zaten bizimki esnaf ve sanatkarlar küçük esnafı hitap eden. Evet. Burada vergi matrahı düşük. Yani eğer esnaf sicili de kayıtlıysan, matrah ciron yüksekse, yine örneğin 1 trilyondan fazlaysa ciro yapıyorsan, büyük tacir ve tüccar konumundasın. Onun için kredi kullanma senin yasal olmuyor. Biz küçük esnaf ve sanatkarı desteklemek, batmaması için, ayakta kalması için, borçlarını ödeyebilmesi için verilen bir imkanlara biz aracılık yapıyoruz. Yani devlet tarafından biz bu imkanları sağlıyoruz ve esnafımıza sunuyoruz. Yani bu da esnafımızın ayakta kalmasını sağlıyor. Şimdi Kanal Antalya izleyicilerinden özellikle esnaf, böyle Başkan Dureli Kolpak Sayın Değerli Başkanımız konuğumuz ve şimdi böyle müjde haberler bekliyordur muhtemelen. İnşallah bugün öyle güzel şeyler söylersiniz. Ben önceleri yani düşük krediler veriliyordu. 6 ay da indirimli krediler veriliyordu. Evet. Şimdiki durum nedir? Yani esnafımız müracaat ettiği zaman nasıl indirimli alacak? Nasıl ya da yüzde kaç indirimli alacak? Ya da şartları nelerdir? Şartları bir kere esnaf ve sanatkar olmak. Evet. Sicile kayıtlı olmak, vergilerse kayıtlı olmak. Bu işi bir fiil esnaflı yaptığı bu oda kayıtlarıyla belgelemek. Evet. Belgelemek. Bunu belgeler getirdiği zaman biz bu esnaf ve sanatkarımıza biz yardımcı oluyoruz. Burada yılbaşından önce yani 31 Mart'tan önce diyeyim. Biz aylık %5 faizle, bir yıllık kredilerde %4, bir yıldan fazla olana %5 ve 5 yıla kadar 60 aya kadar vade yapabiliyorduk. Evet. Ve aylık, 3 aylık, 6 aylık. Ama ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar biraz esnafı da sıktı. Burada tabii ekonomik sıkıntılar bize de yansıdı. Ülkemizin yansıdığı gibi. Burada bir Mayıs ayında tekrar bir faiz güncellemesi yapıldı. %5 olan faiz oranımız %8'e çıkartıldı. Ve 5 yıldan 4 yıla yani 48 aya vadeyle aylık ve 3 aylık vadelerle kullandırılabiliyoruz şu anda. Ama şu anda biz inşallah en kısa zamanda biz bunun gene görüşmelerini yapıyoruz. Faizlerin gene eskisine ve eskisinin altına çekilmesi için. Şimdi bankalar indirime başladı faiz indirimine. Başladı tabii. Yani böyle bir müjde kefaletten de gelecek mi? İnşallah bu müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Biz bu görüşmeleri yapıyoruz, talepleri. Bu gündemimizde var. Gündemimizde var. İnşallah en kısa zamanda bu faiz oranlarına tekrar inecek ve vade yine 60'a
belki daha fazla olma imkanı var. Bu esnafımıza ihtiyaçtır. Limitlerin gene 200 bin liraya kadar kullandırabiliyoruz. Kooperatifteki şeyler kriterleri birinci, ikinci sınıf kooperatifler 200 bin lira kullanılıyor. 3 ve 4 150, 5 ile 6 125 kullandırıyor. Zaten 6-7 de o zaten onlar banka kontrolü oluyor. Onlar da 100 bin lira gibi para kullandırabiliyor mu? 7. sınıf da red oluyor zaten. Böyle bir sınıflandırma var. Yani kooperatifin bu mal varlıklarla ve takip oranıyla ölçülen, kullandığı krediyle ölçülen bir sınıflandırma kredi yasası yapısı. Tabii biz birinci sınıf olduğumuz için esnafa 200 bin liraya kadar kefaletlik yapabiliyoruz. Antalya'da. Bu şey değil mi, böyle birkaç tane kefaleti var ama en iyilerinden birisiniz siz. En yüksek verenlerden birisi Konyaaltı. Vallahi siz biliyorsunuz galiba. Söylemeyeyim mi? Bu ben neye göre kıyaslanıyor Sayın Duran'ın? Şimdi bu yönetimin bu işe sahiplenmesiyle, bu gönül işi, fedakarlık işi, işimizi düzgün yapma işi, yani biz yönetimimizle, personellerimizle birlikte yani bu işin hani profesyonel, kendini yetiştirmiş arkadaşlarımız var personel, teknik olaraktan. Bunlar da işlerini iyi takip ediyor. Bir paranın dönüşlerini bir düzgün dosya hazırlamak, parayı yani batağa vermemek, eğer batağa verdiği zaman koparıp kısa zamanda batar. Ama bir esnafımıza faydalı olamayız. Yani geri dönüşü dönmediği zaman, şimdi şöyle bir bloka diye bir para kesiliyor %3. Evet. 100 bin lira kullandıysan 3 bin lira para kesiliyor. Evet. Bu başka bir hesapta bekliyor. Şimdi esnafın parası ödenmediği zaman ana para oradan alıyor banka. Faizinden de, paranın faizinden benim mevduat için personel giderlerim kullanacağım paradan alıyor. Dosyayı bana veriyor. Parasını banka tahsil etmiş oluyor. Burada tabii ben ödemiş oluyorum bankaya karşı. Siz esnaftan alacaklı oluyorsunuz. Biz esnaftan alacaklı oluyoruz. Ha, esnafa ödeme kolaylıklarıyla o parayı da bize ödüyor. Zaten bugüne kadar çok bir esnafımızın da yani sayılı tabii bu kadar 3000 tane esnafın içinde 3-5 tane olacaklar ama bu esnafımız borcunu ödüyor. Sıkıntımız yok. Takip aramızda %15. Yani %15 dediğinden, yani bu %15 dedik ki 100 milyon 15 milyonla para anlamında gelmiyor. Bu mevduattaki paraların oranına göre hesap edilen bir. Yani şu anda 176 trilyon lira esnaf ve sanatkar üzerine dağıttığımız kredi var. Yaklaşık 1 trilyon 200 bin lira gibi esnafta alacağımız vardı bizim. Yani bu bizim %15'e tekamül eder. Yani %15 derken yani 100 milyon 15 milyon esnafta değil. Yani 1 trilyon 200 bin lira gibi alacağımız var. Bu da yani mevduattaki blokadaki paralardan hesap ediliyor bu. Dağıttığımız paradan da hesap edilmiyor bu yüzde oranı. Aynen, evet. Onun için biz yaptığımız dosyalarla, çalışmalarımıza Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün bakış açısı, Merkez Birliği'nin, Bölge Birliği'nin bakış açısı bize özgüveni çok fazla. Onun için para sıkıntımız olmuyor. Dosyalarımız mesela düzgün diye insanlar düzgün dosyaya her zaman güven duyar. Kooperatifin blokedeki paraları, mevduattaki paraları esnafımıza bir güvencedir orada. Yani banka karşı sigortadır. Halk Bankası sizi seviyordur yani, kurumunuzdan bahsediyorum sizi derken. Yani biz Halk Bankası seviyoruz. Biz Halk Bankası çünkü onlar da esnafımıza hizmet ediyorlar. Evet. Yani Halk Bankası zaten esnafın bankasıdır. Şimdi iyi hizmet verdiğiniz için sonuçta yani esnafın bankasıdır. Esnafın her konusuna yardımcı olur. Daha bankanın kendi birçok değişik yatırım kredileri vardır. Ve böyle de esnafımız da zaten Halk Bankası'na sahip çıkıyor. Çıkmalıdır da. Çıkmalıdır. Evet. Buradan çek karnesi, efendime post makinesi, kredi kartı, elektrik, su ödemeleri. Esnafımız da zaten Halk Bankası'na çalışıyor. Çalışmayanlar varsa da Halk Bankası'na çalışmasını öneriyorum. Çünkü o esnafın yanındadır, esnaf da onun yanındadır Halk Bankası'na. Orada olmak zorundalar. Çünkü Halk Bankası ne kadar güçlü olursa kaynakları o kadar bizim istifademize sunulacaktır. Onun için esnafımızdan da bu şeye biraz da önem vermelerini istiyorum. Halk Bankası'na mı? Halk Bankası'na tabii ki sahip çıkmaları,
bütün hesap çalışmaları Halk Bankası'nın üzerinden yapmaları, esnafımızın ilerideki güçlendikten sonra daha çok kendilerini istifade edeceğini düşünüyorum. Buradan da duyurumuzu yaptık sayın izleyiciler. Şimdi biraz önce 20 yılı aştık dediniz. 20 yıldır ben işte Konescop içerisinde yer aldık, hizmet verdik. Peki bu 20 yıl içerisinde nasıl geçti bu 20 yıl ve şu anki süreç nedir? Sizden şöyle bir geçmişe gitsek de bize bir anlatsanız bu 20 yılı. Tabii 20 yıl önce arkadaşlarımızla bize kendi imkanlarımızla kurduğumuz bir kooperatif. Hatta 2 yılı geçkindir kendi kardeşimin ofisini kullandık. Yani hesap makinemiz, bilgisayarımız yok, fotokop makinemiz yok, sandalyemiz yok, telefonumuz yok. Ama başka bir yerde ofisini kullanarak. Başka bir yerde bu faaliyetlerimizi yaptık. Tabii 2 yıldan sonra işi kavradık. Esnaf faaliyetlerimiz biraz daha büyüdü. Onun için daha modern bir yere geçmemiz lazım. Çünkü aslan yattığı yerden belli olur. Esnafımıza yakışan yer olması lazım. Ve Konya altındaki postanenin karşısındaki bir iş merkezine geldik. Orada güzel bir ofis kiralayarak orada belli bir süre yaklaşık 6 yılda orada bir faaliyet gösterdik. Orada artık orada bize yetmez oldu. Artık kabımıza sığmıyoruz. Esnaf kabına sığmıyor daha doğrusu. Çünkü esnafımız da günden güne artıyor. Biz artık biraz daha modern düşünmek zorundayız. Neydi? Bu arada Konyaaltı'da gelişiyor değil mi? Geliştikti, tabii ki Konyaaltı'da gelişiyor. Talepler de artıyor tabii. Konyaaltı'da gelişiyor. Burada ulaşımı kolay. Park sorunu olmayan, esnafımızın her zaman girip çıkabileceği bir yer aradık. Bir yer aradık ve öyle bir yeri şimdi bulduk. Oranın ortamına göre dizayn ettik. Esnaf ve sanatkarımıza 2008 yılından beri orada yaklaşık 11 yıl olmuş. 2019, 2008 yılından beri bu esnafın kendi malı. İş merkezi, 3 katlı aşağıda toplantı salonu var. Böyle bir imkan yarattık. Esnafımız da memnun. Esnafımız memnun olunca biz daha memnunuz. Onun için şu anda esnafımıza hizmet veriyoruz. Yani hizmeti kolaylaştırmak için yani git gel park zorunu. Şimdi bir bazı kooperatifler vardı apartmanın 3. 5. katında. Yol üzerine aracını park edemezsin. İn çık arabanı bir kilometre yere park edeceksin, geleceksin. Biz bunları hep esnaf için düşündük böyle bir şey yapmayalım diye. Arkadaşlarımızla birlikte. Ama şimdi öyle bir imkan sunduk ki aracını koyuyor kooperatifin önüne. Geliyor çayını kahvesini içerken personelimize hizmeti yapıyor. Böyle bir imkan yarattık. Sayın Başkanım şimdi ben sizin bir şey soracağım. Şöyle ilk hani kardeşimin ofisinde başladım dediniz ya. Evet. O başladığınız zaman bugünü düşünmüş müydünüz? Bunu kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra Sayın Durali Kolpak'la devam edeceğiz.